Cümlesinde bulundu. Şimdi Deniz Bey, öncelikle evet çok yazılıyor, çiziliyor ama bir kez daha üstünden geçmekte fayda var. Bundan sonraki aşamalarla ilgili, yani süreç nasıl ilerleyecek? Tekrar dönüp Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne soracak, kararlarınız uygulandı mı, uygulanmadı mı diye. Yani bundan sonraki aşamada neler bekleniyor? Önce böyle ilerleyelim. Yani bu süreç nasıl ilerleyecek ve olası sonuçları, olası kararlar, yaptırım kararları neler? Bunlardan da bahsedin lütfen bize. Ondan sonra sorularımız olacak tabii. Şimdi şöyle söyleyeyim. Dediğiniz gibi gayet ayrıntılı bir şekilde yazılıp çizildi medyada. Çok değerli görüşler de oldu. O nedenle onları tekrar olacak ama olsun. Bakanlar Komitesi kararının bu tabii karar AİHM'e gidecek. Bildiğiniz gibi büyük daire gidiyor. Büyük daire esasen bir inceleme yapmayacak. Şu anda mevcut Bakanlar Komitesi önündeki kararların uygulanıp uygulanmadığını değerlendirecek. Belki bu konuda görüş alacak taraflardan. Ondan sonra bir karar verecek ve dosyayı tekrar Bakanlar Komitesi'ne yollayacak. Eğer uygulanmadığı, kararın uygulanmadığı görüşüne katılırsa bir ihlal kararı, yeni bir ihlal kararı 46.1 uyarınca yeni bir ihlal kararı verilmiş olacak. Dolayısıyla Bakanlar Komitesi'nin önüne gelen süreçte de böyle bir ihlal kararıyla gelirse eğer AİHM'den artık yaptırım süreci başlamış olacak. Yaptırımlar ne diye sordunuz. İşte yaptırımlar yine kamuoyunda çok tartışıldığı gibi aslında çok emsali olan bir dosya değil tabii bildiğiniz üzere. Ancak burada Avrupa Konseyi Sözü'nün 8. maddesine bakmak belki gerekebilir. O da temsil haklarının askıya alınmasından tutun işte üyelikten çekilmesinin talebi ya da veto haklarının eline alınması gibi birçok talep var. Birçok seçenek var. Bunlardan bir tanesi olabilir. Peki bu bahsettikleriniz, bütün bu önümüzde bekleyen süreci aşağı yukarı ne kadarlık bir zaman dilimi? Yani AİHM'e gitmesi, cevabının beklenmesi, tekrar konunun Bakanlar Konseyi'ne gelmesi, komitesine gelmesi vesaire ve bir kararın çıkması. Ne kadar bir zaman dilimi? Şimdi tabii burada konunun önemine istinaden, kurumların olayı daha hızlandırabileceği, özellikle bir tutukluluk durumu olduğu için hızlandırabileceğini düşünüyorum ben. Ama nereden bakarsanız bu birkaç ayı alacak, birkaç ayın hatta üzerinde bir süreyi alabilecek bir süreç olduğunu düşünüyorum. AİHM'in inceleme yapması, tarafların görüşlerini alması, değerlendirme yapması ve Bakanlar Komitesi'ne gitmesi öyle el an, yarın, bugün yarın olabilecek bir husus değil. Evet. Bir de çok emsal karar da yok dediniz. Bildiğimiz bir Azerbaycan örneği var değil mi? Ki o da bir karar uygulanmadan zaten gereği yapıldı. Şimdi Azerbaycan örneği var. Azerbaycan örneğinde tabii aynen dediğiniz gibi prosedür tamamlanmadan zaten bir karar verildiği için, yani tahliye karar verildiği için geri kalan ihlal prosedürü devam etmedi. Orada sonlandırıldı. Evet. Peki. Şimdi Dışişleri Bakanlığı'nın, Adalet Bakanlığı'nın ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklamalarını, cevabını bir konuşalım. Evet. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bizim mahkememizi tanımayanı biz de tanımayız cümlesini, ya, sözünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Ya şimdi bakın, şöyle söyleyeyim. Ben hukukçuyum. Bir konu hakkında yorum yapabilmem için hukuki bir değeri olması gerekiyor. Çok güzel bir cevap oldu. Evet. Bu konunun iç siyasette nasıl bir karşılığı var bilmiyorum. Yani iç siyasette bir karşılığı var mı yok mu? Ama hukukta karşılığı yok. Önce onu söyleyeyim bu açıklamaları. Evet. olsa anayasanın ihlali yolundaki bir tasarruftan başka da bir şey olacağını düşünmüyorum. Yani zira sizin kalkıp bir uluslararası yargıyı denetsel yetkisini peşinen kabul ettiğiniz ve bunu anayasanın 90. maddesinde hayata geçirdiğiniz ve hatta 2004 yılında bunu kuvvetlendirerek iç hukukla bu milletler arası sözleşmeler çeliştiği halde milletler arası sözleşmelerin uygulanması gerektiğini öngören münhasır bir maddeyi koyduktan sonra ben bunları tanımıyorum demenin bence hukuki anlamda bir karşılığı yok. Kaldı ki daha önce biz rastladık Türk tarihinde anayasayı bir kere denmekle bir şey olmaz gibi bir biliyorsunuz
vahamet yaşadı Türkiye. Aynı şekilde bugün 90. madde ihlal dersiniz ya onu kabul etmezsiniz. Yarın 20. madde ihlal dersiniz. Ondan sonra ilk 4 maddeye gelir sıra. Ya bu işin sonu yok. Evet. Anayasayı beğenmeyebilirsiniz ama anayasayı uygulamak zorundasınız. Bu bir zorunluluk ve bu özellikle Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamayı ben daha böyle esef verici buluyorum. Hı hı. Çünkü hukuki motifler taşır gibi gözüküyor. Oysa ki olayın aslına tamamen ters. Evet. Örneğin dışişleri açıklamalarından birisi yargılamayı müdahale olarak doğru öyle değerli. Öngörüyor bu kararı. Evet. Peki Deniz Bey, Adalet Bakanlığı, pardon buyurun tamamlayın. Müsaade edin bir tamamlayın. Dışişleri önemli çünkü. Tamam. Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada bir kere bu yargıya müdahale değil, bu yargıyla yargılamayla ilgili bir husus ilan şeyden önce. Bu tutuklamayla ilgili bir husus. Önce bunu bir onu ortaya koyalım. İkincisi çok daha vahim bir şey, vahim bir husus. Deniyor ki biz ahim kararlarını uyguladık, Osman Kavala başka bir suçtan dolayı tutuklu. Şimdi bu konunun en vahim tarafı burası. Evet, ben de tam zaten aslında Adalet Bakanlığı'nın açıklaması diyerek buraya gelecektim. Şöyle deniliyor. Kavala'nın mevcut tutukluluğunun ahim tarafından incelenmeyen başka bir süreç kapsamında devam ettiği belirtilmiştir. Ayrıca yargılama makamları ilgilinin ahimin incelemesine konu tutukluluğun daha önceden sona erdiğini tespit etmişlerdir. Öte yandan Anayasa Mahkemesi de ahim kararından sonra başvuruyu tekrar incelemiş ve mevcut tutukluluk nedeniyle başvuranın özgürlük ve güvenlik hakkının ihlal edilmediğine karar vermiştir, diyor. Şimdi bakın yok böyle bir şey. Çok net söylüyorum. Bir kere bu doğru değil. Niye doğru değil? Siz aynı gerekçelerle, aynı olguları alıp, ismini değişip, paketini değiştirip, başlığını değiştirip, başka bir suçmuş gibi hukukun arkasına dolanarak ahim kararlarını boşa çıkartmak için yeni bir suç ihdas ederseniz, Bakanlar Komitesi bunun tek tutuklama olduğunu söyler. Ve dolayısıyla da bunun bir ihlal olduğu çok net şekilde herkes, her hukuk merci ortaya çok net bir şekilde koyar. Kimseyi kandıramazsınız. Yani siz aynı delilleri kullanacaksınız, aynı tutuklama gerekçelerini kullanacaksınız, aynı olguları kullanacaksınız ama ondan tutuklandığınız zaman başka bir tahliye olduğunuz zaman hemen başka bir dosya gündeme konulacak. Hayır ondan tahliye olduğunuz zaman bir başka dosyada ama hep aynı delillerle. Şimdi bakın burada yanlış olan bir şey daha var. Biz ahim kararlarına uyduk deniyor ya. Beni en çok üzen şey o. Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşının olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin temsilcilerinin bu tür beyanlarda bulunmamaları lazım. Çünkü niye? Bilgi sahibi olmak lazım önce. Bakın bu bahsedilen iki yargılama konusu biri TCK 312 yani Gezi dosyası. Şimdi bir kere Gezi dosyasından bildiğiniz üzere Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı üzerine verilen bir tahliye kararı yok. Gezi dosyasında mahkeme beraat kararı verdi. Ve Osman Kavala hakkında 4,5 yıldır verilen tek karar budur. Ya burada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararına uyumluluk göstermek için verilen bir tahliye kararı yok. Beraat kararı verildi ve hukuka aykırı elde edilmiş delillerle bir yargılama yapıldığı için. Ve bu beraat kararı devletin savcısı tarafından da temiz edildi. Ya burada böyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kararını yerine getirmek diye bir şey söz konusu değil. İkinci konu 309. maddeydi. Yani anayasal düzeni değiştirmek. Yani FETÖ-PYD ile birlikte darbeye teşebbüs suçlamasıydı. Bakın burada da yine ahim kararlarına uymak için verilen bir tahliye kararı yok. Birinci yargı paketinde getirilen tutukluluğun 2 yıl aşmaması gerektiğine yönelik bir süreç vardı. O da o sürede olduğu için tahliye edildi. Zaten bunlar olduğu ve bunlar kendinden hayata geçtiği için üçüncü bir dosya uydurulmak. Çok özür diliyorum. Bir hukukçu olarak uydurulmak kelimesi çok doğru olmayabilir ama bu dosya uydurulmaya Osman Kavala'ya çünkü bir suç gerekiyordu. Osman Kavala'nın tutuklu kalması gerekiyor. Ve bu suç uyduruldu. Bu suç uydurulurken tabii
ortada toplanan bir delil yok maalesef. Ve eski olguları, eski delilleri, eski belgeleri tekrar ortaya koyarak, hatta eski iddianameyi alıp yeni iddianameye monte ederek casusluk suçunu ortaya koyuyoruz. Ve şu anda tutuklu olduğumuz konu bu. Evet. Peki ben size bakın bu arada başka bir şey söyleyeyim. Buyurun. Bu davalar ayrı davalardır diyor ya Dışişleri Bakanlığı. Evet. O zaman niye o aralarında hukuki ve fiili irtibat yoksa neden birleştirdiler bu üç davayı? Evet. Da önemli bir soru. Evet, bir sorun mu var? Hakan Çelengi. Aslında bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bunun son mahkemesi, son karar organı. Ve bu kararı açıktan uygulamayacağım diyen bir Türkiye Cumhuriyeti hükümeti var. Evet. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti kendi anayasasını ihlal ediyor diye tekrar bir başvuru düşünüyor musunuz Anayasa Mahkemesi'ne? Ya da böyle bir umudunuz var mı? Hakan Bey, şimdi önce ben şunu söyleyeyim. Beklediğimiz şey önce şu yargılamanın bir nihai karar çıkması halinde. Önce benim 18. madde 5. madde uyarınca sözleşmeyi ihlal edilerek tutukluluğumun önce bir ben kesinleşmesini görmem lazım. Ya, bu yönde bir karar çıkmasını bekliyorum. Ha, ondan sonra çıkacak kararlara göre haklısınız, bir pozisyon almak gerekebilir. Şunu bilin ki her türlü pozisyon alacağız ve bunun sonuna kadar da gideceğiz. Her türlü hukuki hakkımızı kullanacağız. Hem Türkiye'de hem Avrupa'da. Evet. Peki. Bunun dışında başka sorunuz var mı? Yoksa hukuki süreçle ilgili? Sayın Ayatöre'ye şunu sormak istiyorum. Osman Kavala neredeyse 4,5 yıldır cezaevinde. Evet. Bir